Evet sevgili takipçilerimiz. Şimdi Haber 26'nın konuğu Eskişehir Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ile beraberiz. Evet abiciğim. Eto, TÜYAP, evleniyoruz özellikle ismi. Evet. Evleniyoruz fuarındayız. Gezdin, gördün. Nasıl buldun fuarı Murat? Şimdi biz, ben evlendim ama şimdi tekrar ev taşıyacağız. Evin ihtiyaçları var. Evin ihtiyaçları var. Böyle de bir imkan sağ olsunlar şehrimizin. İleri gelenleri Eskişehir'imize böyle bir fuar alanı kazandırdılar. Bu gerçekten büyük bir nimet. O yüzden biz de gelelim bu nimetten bir faydalanalım dedik. Eskişehir'in bir Eskişehir sevdalısı olarak. Ya gezdik. Belki de çarşıya çıkıp saatlerce gezebileceğinizi, aradığınızı bulamayıp geri döneceğiniz bir vakitte özellikle evlenecek çiftler için belki şuradaki bu fuar alanını gezseler hem çok büyük fikir oluşur ve alabileceklerini de çok kolay alıp yaza hayırlısı da düğünlerini tamamlayabilirler diye düşünüyorum. Biz düğünümüzü yapmamıza rağmen biz bile hani burada gördüklerimizi şaşırdık. Yeniliklerini biz de işte bir şeyler yapmak istiyoruz. Evimizde. Murat hepimiz evliyiz. Evin eksiği hiçbir zaman bitmez. Bitmiyor. Evet. İşte çoluk çocuğun her eksiği, şey, evde, evde sürekli işte bir odada bir şey oluyor. Çocuk büyüyor, çocuğun odasında veya çocuğun ihtiyaçları değişiyor. Bu bağlamda buradaki sergilenen fuar alanındaki bütün ürünler de hepsi birbirinden değerli. Hepsi yaşamlarını biraz daha kolaylaştırıcı ürünler ve seçimlerini daha da kolaylaştırıcı bir yer. Çünkü gezdikçe insanın aklı karışır. Gezdikçe daha başka bir şey ister. O yüzden bence bekliyorum buraya. Tabii yani. Ben geldim bir saattir geziyorum. Daha da gezerim. Peki hazır seni yakalamışken biraz Eskişehir Spor diyelim. Evet. Bir Denizli maçı geçirdik. Evet. Gerçi bizim istemediğimiz bir sonuçta ama. İşte aslında şimdi bundan 2 ay önce tesislerimize yemek çıkmıyordu. Oyuncularımız belki diğer takımlardan 3 gol yese 5 gol yese de biz bunu o mücadelelerinden dolayı alkışlıyorduk. Ama bugün 13 maçtır yenilmeyen ve ligimizde lider olan çok güçlü bir ekip olan Denizli ile berabere kaldığımıza üzülüyoruz. Aslında burada bu camianın bu inanmışlığı da bizleri o playoff adına daha da umutlandırıyor. Çünkü bu hafta sonu Gazişehir'e gideceğiz. Denizli karşısında, Gençler Birliği karşısında sergilediğimiz oyunun bir tık daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum ben. Şimdi az önce Fuat hocamızla da konuştuk. Şimdi biz bir koreografi falan hazırlıyoruz Adana Demir maçı için. Oradaki Fuat hoca ve futbolcular da gelip bize yardım etmek istediklerini söylediler. Tabii buradan sonra da işte antrenmandan sonra da şimdi bu sefer biz sahaya geçeceğiz. Onlar tribüne fırçayı onlar eline alacak. Peki Murat ama bir ilklerin takımı olan Eskişehir Spor her zaman bir ilk yaşattı. Evet. İşte birçok sıkıntılardan geldik. Genç kardeşlerimiz bugüne kadar getirdiler. Çok sağ olsun. Lisanslar açıldı. İşte az önce senin ifade ettiğin gibi grubun liderinden bir puan aldık diye üzülür duruma geldik şu anda. Ama her şeyden önemlisi taraftarımızın bir örnek davranışı vardı. Tabii. Stadımızı açıldığı günden beri hatta belki tarihindeki en yoğun katılımı gösterdik. Tabii bu sene ya bu hafta bizim Denizli ile oynadığımız bu hafta kendi ligimizdeki bütün maçların seyirci toplamı bizim Eskişehirspor Denizli maçının seyirci toplamına yaklaşmıyor bile. Anca ya. Ya arada fark var biraz. İşte bizim de bu ligden artık bir an önce çıkıp layık olduğumuz adına süper denen ama biz olmadığımız zaman asla süper olmayacak o lige çıkıp orayı adına layık bir şekilde süper yapmamız gerekiyor. Bizlerin de tribün jenerasyonu olarak belki 10 yıldır birbirinden kopmayan arkadaşlarımızın Eskişehir sporluğu yoğun yaşamamızın vesilesiyle böyle tribünlerimiz ivme kazandı. Biz bu birkaç sene içerisinde Süper Lig'e çıkarsak rahat bir 10 sene biz inanıyoruz Türkiye Eskişehir Spor Tribünleri'ni konuşmaya devam eder.
Burak'cığım çok teşekkür ediyoruz. Eşim ben, de bekliyor. Tabii. Sağ ol abiciğim. Herhalde İyi yayınlar. Senin masrafa sokacaklar galiba. Bakalım. Sağ olun abiciğim.